Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde for ve while döngülerini görmüştük. Bu dersimizde ise döngülerin en çok kullanıldığı yerlerden birisi olan dizileri göreceğiz. Öncelikle yeni bir proje açarak başlayalım. Projemizin ismini bu proje 5 olarak vermek istiyorum. Öncelikle dizilerden bahsedelim. Diziler nedir? Nerelerde kullanılır? Aslında diziler bir programlamada olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Diziler, metotlar, döngüler, karar yapıları, bunlar bir programlamanın temelleridir. Ama diziler diğer bileşenlere göre biraz daha fazla kullanıldığı için biraz daha önemlidir. Şimdi dilerseniz bir dizi oluşturalım ve nasıl çalıştığını, dizilerin ne yapabildiğini gösterelim. Öncelikle bir integer. Hemen aşağı geçeyim. Bir de string diziler oluşturmayı düşünüyorum. Şimdi biz şu iki aşağı atalım. Biz integer veya string bir ifadeyi nasıl yazıyoruz? İşte integer a eşittir, pardon, eşittir 5 şeklinde yazıyoruz. Ama dizilerde biraz daha farklı. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle integer'dan bakalım. Integer, yani bir tam sayı dizisi yapmak istersek dizi işaretini koyuyoruz. Köşeli parantez diye de geçiyor. Köşeli parantezimizi koyduktan sonra dizimizin ismi bir A dizisi olsun. Şuna X diyelim, karışmasın. Bir A dizisi olsun, eşittir diyelim. Dizimizin elemanlarını yazalım. 2, 5, 4, 5, 8, 9 gibi elemanlardan oluşsun. Hemen altına gelelim. Bir string ifadeyi nasıl tanımlıyoruz? String, buna Y diyelim, eşittir. Şuraya işte Mehmet yazalım. Mehmet yazalım. Bir string y ifadesini böyle tanımlayabiliyoruz. Yani string y eşittir Mehmet. String olan bir diziyi de yine köşeli parantezler kullanıyoruz. Buna da b diyelim. Eşittir. Şöyle yapalım. İsimler yazalım. Ali, Faruk, Serdar, Serdar'ı evet unuttuk. Serkan diyelim. Mustafa diyelim. Mustafa. Şimdi biz integer x'de bir değer atayabiliyorken integer dizisinde istediğimiz sayıda değer atayabiliyoruz. Bu arada bu değer atama işlemleri böyle olabilir. Veya bir dizi daha oluşturalım. Integer. Buna da K diyelim. K dizisi. Burada şöyle yapabiliriz. New integer. New integer. Burada
değer vermemiz gerekiyor. 5 diyebiliriz. Burada da K dizimizin sıfırıncı elemanı 4'e K dizimizin birinci elemanını 2'ye, K dizimizin ikinci elemanını 3'e, K dizimizin üçüncü elemanını 9'a eşitleyebiliriz. Şimdi biz burada ne yaptık? Bir de K dizimizin 5. 4. elemanı var. 4. elemana eşittir. Bunu da 18 diyelim. Şimdi biz burada neler yaptık arkadaşlar? Bir tekrar edelim. Şurayı bir aşağı alayım. Tekrar bir baştan alalım. Integer x eşittir 5. Biz x değerini, 5 değerini, 5 rakamını, 5 sayısını atayabiliyoruz. Integer dizimizde, A dizimizde A'nın sıfırıncı elemanı 2, A'nın birinci elemanı 4, A'nın ikinci elemanı 5, A'nın üçüncü elemanı 8 ve A'nın dördüncü elemanı 9 olacak şekilde bir dizi oluşturabiliyoruz. Ve bu dizinin içerisinden hareket edebiliyoruz. Ben bunu şöyle göstermek istiyorum. Paint'le. Çünkü diziler biraz daha çizilerek anlatıldığı zaman daha iyi oluyor. Biz A dizisi oluşturmuştuk. Şöyle. Bu A dizimizin arkadaşlar, bu neydi? Integer A'ydı. Başında integer var. Yani integer tam sayı. Tam sayılardan oluşacak. Ve A 5 indeksli. Çünkü neden 5 indeksli? Burada 0, 1, 2, 3, 4. 4 indeksli. Pardon, 5 indeksli demişiz. Neyse, 5 indeksli olsun. Şuraya bir değer daha atayalım. 11 olsun o da. Evet. 5 indeksli bir dizi. Burada 5 indeksli bir dizide şöyle parçalara böleceğiz. Şu an saymadım. An sıfırıncı elemanı. A'nın birinci elemanı, A'nın ikinci elemanı, A'nın üçüncü elemanı ve A'nın arkadaşlar dördüncü elemanı olmak üzere, şurası köşeli parantez olmak üzere bir takım elemanlar var. 2, 4, 5, 8. Burada kırmızı ile yazalım değerlerimizi. 2, 4, 5, 8. Sanırsam bu da 9'du. 9'du. Bu arada 5 elemanlı dedik. Doğru. 5 elemanlı. Şuradaki 11'i silelim. Şimdi bu mantığı da anlatalım. Biz arkadaşlar şurayı silebiliyor muyuz? Şurayı silelim. Kafamız karışmasın. Şimdi biz aslında, evet, biz aslında ne yaptık? Biz aslında bir integer arkadaşlar, bir dizi oluşturalım. İşte x olsun. X adet integer E diyelim.
biraz yakın oldu. Şöyle sileyim ben. Integer e ve x uzunluğunda bir dizi oluşturalım. Şimdi buraya iyi bakalım. Öncelikle integer arkadaşlar tam sayı demek. Bunu biliyoruz. E bu dizinin adı. Yani buradaki dizinin adı. Oluşturacağımız dizinin adı. X de kaç adet karakter olduğunu simgeliyor. Uzunluğu, dizinin uzunluğunu simgeliyor. Burada karıştırmamız gereken şey x ne olursa olsun biz bir önceki derste de söylediğimiz gibi diziler sıfırıncı indeksten başladığı için en son maksimum gideceği yer x eksi birinci indekstir. X eksi birinci indekstir. Hemen örneğimize geçersek biz burada 5 5 dedik. A dizisi 5 uzunluğunda, 5 birim uzunluğunda. Ama burada dizinin sıfırdan başladığını ele aldığımızda 0, 1, 2, 3, 4 dediğimizde bu ne oldu? 5 eksi 1'den. Yani maksimum uzunluk ne kadar? 5 eksi 1'den maksimum uzunluk 4. Yani biz şunu söyleyemeyiz. Ekrana A dizisinin 5. elemanını yazdır diyemeyiz. Çünkü 5. eleman yok. Bu hata verecek. Biz en maksimum A dizisinin 4. elemanını yazdır diyebiliriz. A dizisinin 4. elemanı da 9'dur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben burayı silmek istiyorum. Tamamını. Şöyle yapalım. Silinmiyor mu ki? Tümünü seç. Sil. Evet. Şu an sildim. Şimdi biz şu integer ifadesini anlattık. Şurayı anlattık. Şimdi şu k'lı ifadeye dönelim. Biz burada şöyle dedik. Integer k. Tabii integer bir dizi olduğu için hemen şöyle ben geri yapayım. Biz burada integer k dedik. Integer k bir dizi olduğu için bunu belirttik başta. Yani ben bir dizi oluşturacağım. İsmi k eşittir new integer. Şimdi burayı bir anlamaya çalışalım. New integer dedik ve uzunluğuna 5 dedik arkadaşlar. Şimdi sanırsam ilk satırı aynen yazdım. Şuradaki satırı, 7. satırı. Evet, doğru. Şimdi burayı anlayalım. Burada bir integer değerinde dizi oluşturuyoruz. Dizi işareti var. İsmi K. Kırmızıyla gösterelim. New dediğimiz biliyorsunuz İngilizce'de yeni demek. Altına yazalım. Yeni bir dizi oluşturuyorum. Integer türünde. Zaten integer türünde başta belirtmiştim. Ama burada neyini vereceğim? Uzunluğunu vereceğim. Şimdi biz böyle de tanımlayabiliriz. Böyle de tanımlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle de tanımlayabiliriz. Bizim isteğimize kalmış. Yani biz diziyi tanımladıktan hemen sonra değerlerini verebiliriz. Veya da daha sonra dizimizin değerlerini verebiliriz. Integer 5 dedik. O zaman maksimum uzunluk ne olacak? 5 eksi 1'den 4 olacak arkadaşlar. Zaten en büyük de 4. elemanına girdik maksimum olarak. Yani biz burada zaten hata alırız. K eşittir. İşte 25 diyelim. Kaçıncı indeks? 5. indeks dediğimizde. 5. indeks dediğimizde bakın. Hata verecektir. Evet. Niye hata vermedi? Aslında hata vermesi lazım. Bir de 35 diyelim. Bu da 6. indeks olsun. Hala hata vermedi. Sanırsam elle oluşturduğumuz için hata vermedi. Ama mesela biz dediğim gibi
Biz buraya çeşitli değerler girdiğimizde, bunları yazdır dediğimizde bize maksimum dördüncüyü yazdıracaktır. Öte yandan dediğim gibi dizimizin maksimum uzunluğu 4 olacaktır. Tekrar bakmak gerekirse kodumuzda bir de string ifadesini yaptık. String'te de yine böyle yan yana yazabiliriz. Yine şöyle alt alta yazabiliriz. Şimdi biz dilerseniz string ifadelerden gidelim. Şunu da silelim. Şu paint'i de kapatalım. Kaydetmeyi diyelim. Evet. String ifadelerden gidelim. Bir önceki ders döngüleri söylemiştik. Döngüleri anlatmıştık. Şimdi biz küçük bir proje yazalım. Bu projemizde string ifademizdeki değerleri döngü ile ekranımıza yazdıralım. Yani sırasıyla ekranımıza ne yazılacak? Pardon, ekranımıza ne yazılacak? Şöyle, ekranımıza Ali, Faruk, Serdar, Serkan, Mustafa yazılacak. Biz ilk önce integer i diyelim. Sıfırdan başlatıyorduk biliyorsunuz. Daha sonra i ifadesi küçük olacak. Nereden küçük? B'den küçük. O zaman küçük diyeceğiz. B nokta length diyeceğiz. Şimdi B nokta length ne demek arkadaşlar? Onu da söyleyelim. Length B nokta length B dizisinin uzunluğu kadar. B dizisinin uzunluğu var. B dizisinin uzunluğu kadar bu uzunluğundan küçük olacak şekilde bu diziyi çalıştır. Ve i'yi de bir arttıralım. Aşağı gelelim. Şöyle yapalım. System.out.println aslında print line demeyelim. Print diyelim. Direkt yazsın. i İyi diyelim ve buraya dizimizi yazdıralım. B dizisinin i'inci elemanı. Şimdi bakalım kodumuz çalışacak mı? Sanırsam hata verecek. Evet. Şurada bir hata verdi. Ha, evet, ben buraya artı işaretini koymayı unuttum. Şimdi çalışacak. Gözümüzden kaçmış. Print line desek daha güzel olacak. Şimdi doğru bir şekilde kodumuzu çalıştıracağız. Evet. Sıfırıncı indeksimizde Ali, birinci indeksimizde Faruk, ikinci indeksimizde Serdar, üçüncü indeksimizde Serkan, dördüncü indeksimizde Mustafa var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dizilerin genel yapısı bu şekilde. Hangi türden olursa olsun biz bunu integer de yapabiliriz. Yeter ki dizi işaretiyle gösterelim. Double da yapabiliriz. Yeter ki dizi işaretiyle gösterelim. String türünden de yapabiliriz. Yine float türünden de yapabiliriz dizilerimizi. Tanımlamaları gördük. Alt alta tanımlayabiliriz. Yan yana tanımlayabiliriz. Bir de biz bu diziyi mesela yorum satırını alalım. Şöyle yapalım. String aynı ismini vereceğim. B. Şurayı da yorum satırını almak istiyorum. Evet, buraya yorum satırını aldık. B eşittir new string. Burada dizimizin uzunluğunu verelim. 5 diyelim. Ve altına şunu söyleyebiliriz. B'nin eşittir Ali. Neresi Ali? Sıfırıncı indeksi Ali.
B'nin şöyle Faruk diyelim. Yine şuradaki aynı çıktıyı görmek için yapıyorum bunu. 1 B'nin ikinci indeksi neydi? Serdar. Hemen B'nin üçüncü indeksi Serkan. B'nin dördüncü indeksi Mustafa. Mustafa. Evet. Biz yine aşağı indirelim. Biz gördüğünüz gibi burada ne yaptık? Şuraya aşağı indirelim. Şuradaki arayı kapatalım. Buradaki dizimizi, şu yan yana tanımladığımız dizimizi alt alta tanımladık. Bakalım çalışacak mı? Yine gördüğünüz gibi aynı şekilde çalıştı. Yani dizilerimizi istersek böyle, istersek böyle tanımlayabiliriz. Java ile programlamaya giriş dersinde temel konuları işlemeye çalıştık. Dizilerden sonraki konular eğer devam etmek isterseniz metotlardır, fonksiyonlardır. Bu metot fonksiyon dediğimiz kavramlar aynı kavramlar. Metotlardan yani fonksiyonlardan sonra da klaslar gelir. Klaslardan da sonra artık ileri seviye konular gelecektir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.